Arkadaşlar merhaba. Bugün Ocak ayının son günü 31 Ocak Pazartesi ABD Mounting Valley yarışları var. 7 koşulu bir program var. İlk koşu 21.12'de Yedili Piresi'nin ilk ayağı bir şartlı koşuyla start alıyor. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte. Koşuda 6 isim start alıyor. Burada son 6 startının 5'ini kazanan Act of Bob Yedili Piresi'nin ilk ayağında önereceğim isim. Koşu 17.600 dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Hector Bob, Sunny Leon'la start alıyor. Son startında 3'ü 1100 metre kum pistte, diğer ikisi de 1200 metre kum pistte olmak üzere. Son 6 startının 5'ini rahat kazanan bir isim. Son bir önceki startında 15 binlik bir şart satış koşusunu iki boy farkla aynı jokeyle kazanıyor. Son 2 startını aynı jokeyle start almış. 1100 metre 1.05.09 derecesiyle kazandığı bir önceki startı en yakın galibiyete. Altılı Ganya'nın ilk ayağı bir satış koşusuyla başlıyor. 1100 metre kum pistte 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus şartlı satış koşusu. Koşuda 1 numaralı Şarpin ve 9 numaralı Lady Valentina ikili olmak üzere 9 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 15 bin dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 17.700 dolar olan. İlk yer vermek istediğim isim 2 numaralı Bareback Fun Eric Barbaran'la start alıyor. Kariyerinin son startında 1100 metre kum pistte 1.05.54 ile 10 binlik bir satış koşusu kazanıyor 2.5 boy farkla. 7 numaralı Sierra Diamond Luis Gonzalez de start alıyor. O da 1200 metre kum pistteki son startında 15 binlik bir satış koşusunu 2 boy farkla aynı jokey ile kazanıyor 1.14.44 derecesiyle. 5 numaralı Kingston Time Luis Rivera ile şans verdiğim diğer bir isim 1100 metre kum pistte son iki startı bir önceki startında 10 binlik bir satış koşusunu 9 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu son koşusunda da 15 binlik bir şart satış koşusunda baş farkıyla ikinci oluyor. Daha sonra ekürlere yer veriyoruz burada. 1 numaralı Sharpin ile start alacak olan 9 numaralı Lady Valentina Guillermo Rodriguez de start alıyor. 9 numaralı Lady Valentina ve son olarak burada 3 numaralı Templement Fernando Salazar Becerra ile şans verdiğim son isim bu altılı ganyanın ilk ayağında. Altılı ganyanın ikinci ayağı bir maiden koşu, günün tek maiden koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. Koşuda 6 isim start alıyor. 3 numaralı Monolito ile başlayacağız. Koşu 24.300 dolarlık bir maiden koşu. 3 numaralı Monolito kariyerinin ilk startında 1200 metre tapeta pistte ikinciliği var. Sonny Leon'la start alıyor. Bugün 3 numaralı Monolito büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Ben yanına 5 numaralı Juju 19'i de eklemenizi öneriyorum. Malcolm Franklin'le start alacak olan 22.100 ve 24.000'lik maiden koşularda 2 tane ikinciliği var. 1200 metre kum pistte son 2 startında. Geldik altılı ganyanın 3. ayağına. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. 1 numaralı Old Pest ve 10 numaralı Croptonic Catwalk ekürü olmak üzere 10 isim start alıyor. 7 numaralı Busy Being Fabulous'la başlayacağız. Koşuya bakalım. Koşu 6500 dolarlık vasat bir satış koşusu. 17.100 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 7 numaralı Busy Being Fabulous Jose Bracco'yla start alıyor. İki evvelki startında maiden koşuyu 1100 metre kum pistte 1.08.46 ile kazanıyor. İki boy farkla son iki startında da şartlı koşularda yani üç grup koşularda start almış. Üç grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 8 numaralı Peyton Pretty Brandon Tapara ile şans verdiğim diğer bir isim. 2 numara Bay Magic Luis Rivera ile şans verdiğim diğer bir isim. 1200 metrede 7500 ve 6500'lük koşularda maiden koşuyu kazanmış. 6500'lükte de ikinciliği var 27 Kasım'da geçen sene. 4 numaralı Hidden Pride Luis Batista ile şans verdiğim diğer bir isim. İki isme daha yer vereceğiz burada. 3 numaralı Treasure Wilburnia Isaiah Weissman ile şans verdiğim diğer bir isim. Bir önceki startında boyun farkıyla ikinciliği var. 6500'lük koşuda satış koşusunda 1200 metre kum pistte son olarak 6 numaralı Well Oiled Cat Luis Gonzalez'le şans verdiğim son isim 1600 metre kum pistteki son startında 6500'lük bir satış koşusunda ikinciliği var. Geldik dördüncü ayağa. Dördüncü ayak 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1670 metre kum pistte bir şartlı koşu. 7 isim start oluyor koşuda.
Burada bir numaralı Little Matilda'yı tek olarak önereceğim. Koşuya baktığımızda koşu 17.600'lük şartlı koşu. 17.600 dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Little Matilda oldukça başarılı bir performansa sahip. Son 6 startından 4'ünü kazanmış bir isim. 1600 metre kumpisteki son startında 5.000'lik bir şartlı koşuyu kazanıyor. Aynı jokeyle 2 önceki startında da 4.000'lik bir şartlı koşuyu 7 boy farkla yine aynı jokeyle kazanıyor. 1600 metrede 1.43.63 ve 1.41.76 dereceleriyle. Geldik altılı Ganya'nın 5. ayağına. Üçgarı İngilizlere mahsus 1200 metre kumpiste bir şartlı satış koşusu. Koşuda 7 isim start alacak. 2 numaralı Fritz Gold'la başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 8.000 dolarlık bir satış koşusu. 2 numaralı Fritz Gold Victor Severino ile start alıyor. Son 3 startını kazanıyor. 2 önceki startında kazandığı bu koşuda diskalifiye ediliyor. Sonunculuğa atlıyor yanılmıyorsam ve 10. oluyor. Son 2 startını 1100 metre ve 1200 metrede 5.000'lik ve 8.000'lik satış koşularını kazanıyor. Yaklaşık 3 boy ve yaklaşık 1.5 boy farklarla 1100 metreyi 1.05.79'da 1200'ü 1.13.73 derecesiyle kazanıyor son 2 startını. 5 numaralı Centrist Guillermo Rodriguez'le şans verdiğim diğer bir isim 1200 metre kumpisteki bir önceki startını 1.11.88 derecesiyle kazanıyor. Yaklaşık bir boy farkla favori olduğu koşu 7500'lük bir satış koşusu. İki isme daha yer vereceğiz burada. Bir numaralı Big Trip Fernando Salazar Bequeira'yla start alıyor. Bir önceki startında 1200 metrede 15.000'lik bir şartlı satış koşusunu 4 boydan fazla bir farkla kazanıyor. 1.10.21 derecesiyle son olarak da 4 numaralı Pat dedi. Angel Diaz'la şans verdiğim son isim altılı Ganya'nın 5. ayağında. Geldik altılı Ganya'nın son ayağına. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre kumpiste bir şartlı satış koşusu 8 isim koşuda start alıyor. 8 numaralı Hard to Access ile başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 5.000 dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 12.200 dolar olan 8 numaralı Hard to Access Charlie Oliveros'la start alıyor. Bir önceki startında 8.000'lik bir satış koşusunu 5 boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. 1000 metrede Çim pistten kuma alınan bir yarış. 2 numaralı Charge It All Joy Martinez'le start alıyor. Son startında 1200 metrede 5.000'lik satış koşusunda ikinciliği var. 5 numaralı Illusions of Love Guillermo Rodriguez'le start alıyor. O da bir önceki startını 1100 metre kum pistte kazanıyor. 7500'lük bir satış koşusunu 1.07.75 derecesiyle 2.5 boy farkla favori olduğu koşu. 7 numaralı Cooking Roses Angel Diaz'la şans verdiğim diğer bir isim 1000 metre kum pistteki son startını 1.01.10 derecesiyle kazanıyor. Baş farkıyla 5.000'lik bir satış koşusu ve son olarak burada 3 numaralı Magic Credit Diagnabi Smith'le sürpriz anlamında şans verdiğim bir isim. O da bir önceki startını 1100 metrede kompiste 1.08.35'te 4.000'lik bir satış koşusunu 3 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu sürpriz olarak ilave etmenizi önerdiğim bir isim. 3 numaralı Magic Credit altılı Ganya'nın son ayağındaki son önereceğim isim. Amerikan ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xperacing.com web sitemiz var. Şimdi bu web sitesinin kullanımına yönelik kısa bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xperacing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming Bay 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da
yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Mule and geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu Mahaning Valley için ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. İlk koşu 2 numaralı Bareback Fawn'la başladık. 7 numaralı Sierra Diamond, 5 numaralı Kingston Time, 9 numaralı Lady Valentina, 1 numaralı Sharpin Lake'ü gördüğünüz gibi 3 numaralı Templeman. İkinci ayakta 3 numaralı Monolito ve 5 numaralı Juju 19 önerdiğim isimler arasında. Üçüncü ayak 7 numaralı Beauty Being Fabulous, 8 numaralı Peyton Pretty, 2 numaralı Bay Magic, 4 numaralı Hidden Pride, 3 numaralı Treasure Will You Burn You ve 6 numaralı Well Oiled Cat. 4. ayakta 1 numaralı Little Matilda tek olur gibi gözüküyor. 5. ayak 2 numaralı Fritz Gold, 5 numaralı Centres, 1 numaralı Big Trip ve 4 numaralı Pet Daddy. Son ayakta da 8 numaralı Hard to Access, 2 numaralı Charge It All, 5 numaralı Illusions of Love, 7 numaralı Cooking Roses ve 3 numaralı Magic Credit önerdiğim isimler arasında. Hepinize mutlu bir pazartesi diliyorum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum.